bir görüşme yapıyoruz. Biz de bu kapsamda Cennep Arda'da Sayın Genelkurmay'la birlikte Sayın Başkan'la görüştük. Sayın Cumhurbaşkanı'nın cevabını aradığı temel soru biliyorsunuz. Mecliste güven oyu alabilecek bir parti liderine görevi vermek istiyor. Dolayısıyla güven oyu alabilecek durumu araştırıyor. Ben ilk günden beri biliyorsunuz burada olması gerekenin bir an önce Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Ersin Tatar'a görevin verilmesi gerektiğini söylemiştim. Bugün de aynı şeyi Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha söyledik. Çünkü hep söylüyoruz, zor bir dönemden geçiyor ülke. Önümüzde işte hükümet nasıl kurulacak, kimler arasında kurulacak tartışmalarıyla vakit kaybetmeye yer olmayan bir dönemdir bu. Dolayısıyla Cumhuriyet Türk Partisi olarak kendi görüşümüzü bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'yla paylaştık. Şu anda meclisin içerisindeki aritmetik itibariyle güven oyu alabilecek, büyük hükümeti kurabilecek tek parti zaten Ulusal Birlik Partisi olarak görünüyor. Zaten mecliste en fazla milletvekiline sahip olan parti de Ulusal Birlik Partisi. Dolayısıyla bir an önce görelim. Sayın Ersin Tatar'a verilmesi gerektiği konusundaki düşüncemizi bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı'na aktardık. Bu görüşü aktardığınızda kendisinin herhangi bir değerlendirmesi oldu mu? Hayır Sayın Cumhurbaşkanı zaten bugün dinlemek için bu halkı görüşmeyi yapıyor, sorusunu soruyor, biz de cevabını veriyoruz, cevabımız bu. Hafta sonu bir istişareniz oldu mu Sayın Cumhurbaşkanı? Bizim hiçbir istişare olmadı. Bu siyasete hafta sonu arası ne kadar doğru buldunuz? İstişare. Çünkü Sayın Ersin Tatar'a sordum, o da yapmadı. Yani ben doğru ya da yanlış diyecek durumda değilim takdir Sayın Cumhurbaşkanı'nda ama ben ilk günden itibaren partimin de kendimin görüşü olarak Sayın Ersin Tatar'a bir an önce görevin verilmesi gerektiği düşünüyorum. Yani bu istişarelerden farklı bir sonuç çıkması zaten çok da mümkün değildi ama bu konudaki yetki de takdir de Sayın Cumhurbaşkanı'ndır. Çok teşekkürler. Evet. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı. Evet.